Bir tane daha ver, iki edelim burayı. Büyük bir afetten geçtik. Bayağı bir sıkıntı var. Tarım İl Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre 26 bin dönüm alanda sıkıntı var. Bu 26 bin dönümün 3250 dönümü örtü altı, sera, sera ürünlerimiz. Diğer 22 bin kusur dönümü de açık alan. Ağırlıkta narinciye bunun. Geri kalan da kış sebzesi, lahanadır, maruldur, yeşillik aksamı olan ürünlerimiz. Yani büyük bir zarar var. Tekrar zaten ürün eksikliği vardı sezondan dolayı. Bu sene çok yağmur, soğuk gitmesinden dolayı bir ürün eksikliğimiz vardı. Şimdi üstüne üstlük bir de bu olunca yine katlandı yani. Ürün eksikliği ciddi şekilde devam edecek. Üreticiye pahalı, mecburuz yani. Burada sebze yok yani. Antalya ürüne, Antalya haline giren, yani 11. aydaki giren ürünün %10'u giriyor şu anda Antalya haline. Bomboş dükkanlarımız, bomboş yani. Ürün eksikliğinden dolayı burada hiç kimse yani... düşük ürün şu anda mümkün değil. Ne kadar ortalama fiyatlar şu anda? Ortalama şu anda şu gördüğümüz domates mesela 5,5-6 bandında. 7 liraya 8 liraya kadar Antalya halinde domates var bugün. Yani bunun yanında kırıklı tabir ettiğimiz, ikinci sınıf tabir ettiğimiz ürünler de 4 ile 5 bandında onlar da. Yani ucuz şu anda hiçbir ürün kalmadı. Ya bu da bir yerlere ihracat yaptık, iş piyasaya mal sattık değil yani. Tamamen hava şartlarından dolayı yani. Ürün azlığından dolayı. Herkesin çok eleştirdiği bir ıspanak fiyatları var. Ya ona yapacak. Ona yapacak dedim ya az önce. Bak 22 bin dönüm kastettiğim ürün onlar mesela. Ispanaktır, brokolidir. Ürün yok. Selin altında kaldı arkadaşlar ya. Burada yapacak buna hiçbir şey yok. Ya makine ürünü değil ki burada üreticinin yetiştirdiği ürün. Tamamen hava şartlarına, doğal afetlere bağlı bir ürün yetiştiriyoruz biz. Yani yeni doğan bir çocuk nasıl büyütülüyor. Bizim yetiştirdiğimiz ürünler de öyle yani. Burada kesinlikle kimse kırılmasın, gücenmesin. Tarım çok zor bir sektör. Doğal afet fiyatlara %10, %20 gibi tabii illa etkisi olacak kesinlikle. Zaten pahalıydı. Biraz %10, %20 gibi tekrar üzerine konur yani. Tamam abi. Nasıl olacak? Nasıl iş vereceğiz buna? Arpaslan. Arabasını aldık altına. Karşılığını verdik. Bir daha da 5 sene sonra. Bir günden bir günden değişiyor ya. Bir günden bir günden değişiyor. Evet evet. Hangi konu? Ne kadar olmuş? Tuhaf. Ama sen fiyatları çek. Ben meşhur olmak istiyorum. Zaten hangi pazarda olsan geliyorlar. İstemiyoruz tamam. Fatih Suar abi!